Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınlarının hazırladığı THT Geometri Soru Kitabı'nda dönüşüm konusundaki 14. testin çözümünü yapacağız. Testimiz pekiştiriyorum testi çözümlere başlayalım. Dik koordinat düzleminde a eksi 1'e 4 noktasının ax artı b 4 y artı b eşit 0 doğrusuna göre yansıması altındaki görüntüsü a üssü 3 eksi 2 olarak verilmiş. Buna göre a çarpı b nedir diye soruluyor. Şimdi A noktası eksi 1'e 4 verilmiş ve bir tane doğru verilmiş soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çiziyorum. Bu da AX artı 4Y artı B şeklindeymiş. Şimdi buna göre simetriye alındığında hocam noktanın bir doğruya göre simetriğini aldığımızda işte tam olarak buradaki nokta yapıyor. A üssü 3'e eksi 2 noktası verilmiş. A çarpı B nedir diye soruluyor bize. Şimdi bir kere ne diyeceğiz? Hocam burası dik ve şunlar birbirine eşit olmayacak mı? Evet. A hocam orta nokta koordinatından burası çıkar mı? Çıkar. Ne çıkar? Eksi 1 artı 3 bölü 2'den 1'e. Hocam 4 artı eksi 2 bölü 2'den yani 4 artı eksi 2 2 bölü 2'den 1 çıktı. E hocam burada 1'e 1 noktası bu doğru üstünde oldu. O zaman denklemi sağlar mı? Sağlar. Yerine yazalım. X yerine 1 yazsak A artı Y yerine 1 yazsak 4 çarpı 1 artı B eşittir 0 oldunlar. A artı B buradan ne eşit oldu? Artı 4 öbür tarafa eksi 4 diye geçer. A, a artı B'yi biz eksi 4 bulduk. A çarpı B isteniyoruz. Yani. Başka ne yapabiliriz burada? Başka? iki doğru dik kestiği için eğimler çarpımı aklımıza gelebilir. Eğimler çarpımı eksi 1 olacak. Hocam bu doğrunun eğimine M1 diyecek olursak M1 eksi x'in kat sayısı bölü y'nin kat Yani eksi a bölü 4. E bu doğrunun eğimi nedir? M2 diyelim buna da. Y'ler farkı. 4 eksi eksi 2. Yani 4 artı 2 bölü eksi 1 eksi 3. Eksi 1 eksi 3'ten 6 bölü eksi 4'ten eksi Eksi 3 bölü 2 çıkıyor galiba. Evet. E o zaman eğimler çarpma eksi 1 ya da ters çevirip ile çarpmışı buna eşit olacak. Ya da bunu ters çevirip ile çarpacaksın. Yani 4 bölü a eşittir. Eksi 3 bölü 2 mi olacak? Evet. Şunu ters çevirip ile çarptım buna eşit olacak. E buradan da ne geldi? A a eksi 8 bölü 3'e eşit oldu arkadaşlar. a eksi 8 bölü 3 ise a artı b de eksi 4 ise gel yerine yaz. Bak şimdi yerine yaz. a yerine eksi 8 bölü 3 yazdım. A artı b eşittir eksi 4 ya. Buradan B eksi 4 artı 8 bölü 3 geldi. Bu da eksi 12 artı 8'den B'yi kaç buluruz? Eksi 4 bölü 3 olarak buluruz. Evet A bu. B de bu. Bizden çarpımları isteniyor. A çarpı B de ne olacaktır? Eksi 8 bölü 3 çarpı eksi 4 bölü 3 yapacaktır. Yani 32 bölü 9 mu yapıyor? Aynen öyle. Cevap böylelikle denizli oldu arkadaşlar birinci sorudan. Geldik 2'ye. Dik koordinat düzleminde fx eşittir 2x artı 6 eşit 0 fonksiyonuna sırasıyla 2 birim sağa 1 birim aşağı 1'e 2 noktasına göre yansıma alınarak gx fonksiyonu elde ediliyor. Bunun grafiği nedir diye soruluyor. Arkadaşlar normalde matematiksel olarak düşünüp ona göre de hamle yapabilirsiniz. Aslında şu bizim doğrumuz nedir? y eşittir 2x artı 6 doğrusu. Elimizde bir doğru var bak şu doğru. Sen bunu 2 sağa 1 aşağı ötelediğin zaman şöyle bir şey mi yapacak? Yani geometrik olarak çözüm yapacağım. Evet hocam bu yaptı. Ondan sonra bunu da 1'e 2 noktasına göre yansıt diyor. 1'e 2 noktasına göre yansıttığın zaman ne olacak? Buna göre yansıması da şuradaki nokta yaptı. Doğru yapacak. İşte bu doğrunun denklemi isteniliyor bizden. E doğru denklemi isteniliyorsa kendimize iki soru sürdük. 1 eğim 2 nokta. İlk doğru ile en sonki doğru öteleme yaptık ve simetriğini aldık. Eğimi değişir mi? Değişmez. Bunun da bu paralel değil mi? Evet. Bunun eğimi kaç? Bunun eğimi 2. O zaman bunun da eğimi 2 olacak. Şimdi bir nokta belirlemem lazım. İlk doğru üstünden bir nokta belirleyeyim ben. Mesela rastgele x yerine 0 yazsam. 0'a y'si kaç yaptı? 6 yaptı. 0'a 6 noktasına. 2 birim sağa 1 birim aşağı ötelediğinde bu doğru üstünde olacak. 2 sağa 1 aşağı ötelediğimizde. Evet 2 sağa ötelemek ne demek? Hocam hapsine 2 ekleyeceğim. Sonra 1 aşağı mı? Evet 1 aşağı. 2 birim sağa yani 2'ye 1 aşağıya. 5 noktası mı yaptı arkadaşlar? Aynen öyle. E şimdi ne oldu burada? Burada da bu doğrunun buna göre yansımasını almıştık. O zaman bu noktanın da buna göre yansıması bunun üstünde olmaz mı? Evet. Orta nokta koordinatından gidebiliriz. 2 iken 1 olmuş ya da buraya o toplamların yarısından gidebiliriz. Ya da 1 azalmış hapsisi bir daha 1 azaltacak. 0'a 5 iken 2 azalmış ordinatı. E bir daha 2 5 iken 2, 2'ye gelmiş. 3 azalmış. Bir daha 3 azalttığımızda eksi 1. Evet. Bu doğru üstündeki noktada belli. Eğim de belli. Eğim belli. Nokta belli. Doğru denklemini yazabiliriz. Nasıl? M çarpı x eksi x sıfır eşittir y eksi y sıfır. Yani m çarpı x eksi noktadaki x eşittir y eksi noktadaki y. Yani y eksi eksi bir y artı bir yaptı. Buradan 2x eşittir y artı 1 mi oldu? Aynen öyle. Hatta 2x eksi y eşittir 1 oldu. E ben burada x yerine 0 yazarsam y'si kaç yaptı? Eksi 1 yaptı. Denklemi isteniyor bizden. Y yerine 0 yazarsam ne oluyor arkadaşlar? Y yerine 0 yazdığımızda da 2x 1'den x de 1/2 mi geldi? Evet. x 1/2 olacak. Şöyle y'si de eksi -1 olacak. Böyle. Evet 1/2 -1 noktasından geçen bu doğru grafiği D şıkkında verilmiş arkadaşlar. Güzel bir soru. Matematiksel olarak da dönüşümleri zaten biliyorsunuz oradan. O şekilde yaparsınız. Ben biraz geometrik olarak yaklaştım. Bu şekilde bir çözüm de bilmenizi tavsiye ederim. Evet ikinci soru Denizli oldu geldik 3. soruya. Dik koordinat düzleminde 0 a 0 noktası 2 birim sola 5 birim yukarı ötelenince A noktası. Hocam A noktasını bulalım. 0 a 0'dan ne yapacağım 2 birim sola. Sola geleceğim 5 birim yukarı. 0 a 0'dan 2 birim sola 5 birim yukarı. O zaman 2 sola 5 yukarı gelince burada bir yerde olacak arkadaşlar. Hatta şöyle 2 sola 5 yukarı burada bir yerde olacak. Yani o nerede var? Burada var. Şurada var. Başka nerede var? Burada yok maalesef. Şu ikisinde devam edelim. Sonra A noktası x artı y 0 doğrusuna göre yansıtınca B, B oluyormuş. Bu y eşittir -X, x doğrusu değil mi arkadaşlar? Evet. Y eşittir -X, x doğrusuna göre de yansıtacaksın. Y eşittir x'e göre yansıtınca da hop şöyle. Bu A noktasıydı bu da B noktası olacak. O zaman bu hangi şıkta var arkadaşlar? C şıkkında var. OAB üçgeni işte O burası A burası B burası e, dik koordinat düzleminde görüntüsü ne olur diye soruluyor. O da C şıkkı olur arkadaşlar. Cevap C an çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Hmm. Aşağıda gösterilen kare fayansların içerisine çizilen turuncu doğru parçaların uç noktaları karelerin kenarlarının orta noktalarıdır. Şöyle. Birinci fayans bu. İkinci fayans da bu. Bu fayanslara dönüşüm yani öteleme, dönme ve yansıma dönüşümü uygulanarak bir yüzey döşenecektir. Yüzeyin üzerinde olacak motif aşağıdakilerden hangisi olamaz diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi ya bunu arayacağız arkadaşlar şöyle. Şu U harfini arayacağız ya da iki tane çizgiyi arayacağız. Hadi bakalım. Şimdi A şıkkına bakalım. Oy A şıkkına bakalım. Olmayacağı arasak daha iyi olmaz mı? A şıkkı bak şurada bir U şıkkı var. bu U var. Şurada iki tane çizgi var. Şurada böyle bir U var. İki çizgi var. U var. Hep U ve iki çizgiden oluşuyor galiba değil mi arkadaşlar? Evet iki çizgi. Şöyle bir U, iki çizgi U şöyle bir iki çizgi. Görüyorsunuz arkadaşlar U hepsini tek tek inceleyeceğiz. İki çizgi. Şöyle bir U. Şöyle de iki çizgi var mı? Var. Şuna bakalım. U'lardan oluşuyor bak görüyor musunuz? Hep U'dan oluşuyor. Bu da hep U'dan oluşmuş arkadaşlar. Şöyle U'yu bir göstereyim. Şu da U, bu da U. Tamam. Tamam. Üst taraf aynı, alt tarafta aynı zaten. Görüyorsunuz arkadaşlar. U 2, 3, 4, U. E, şunlar hep üstünden geçtik değil mi? Evet şurada da U, burada da U, burada da U, burada da U şekli var. Şuna bakalım. Şurada U var. Hocam bu şekil maalesef yok. O zaman C şıkkı olamaz. C şıkkı olamaz. Bu çizgiler ne olacak arkadaşlar? Karşılıklı olacak görüyorsunuz. Bak iki tane çizgi, iki tane çizgi görüyor musunuz? İki tane çizgi, iki tane çizgi, iki tane çizgi, iki tane çizgi. şu da iki çizgi. Bunlar hep iki çizgiden oluşmuş arkadaşlar görüyorsunuz. Hep iki çizgiden oluşmuş. Burada da U yok mesela. Hep iki çizgi. Şu karşılıklı iki çizgi, iki çizgi, iki çizgi, iki çizgi. Görüyorsunuz bütün çizgileri çizebildik. Şurada bir U var, şurada bir U var, burada bir U var. Şurada da bir U var. E, şurada iki çizgi var, burada iki çizgi var, burada iki çizgi var, burada iki çizgi var, burada iki çizgi var. Şurada da iki çizgi, burada da iki çizgi. Bak şurada U, şurada U, şurada U, şurada U. Burada da iki çizgi var. Bütün hepsini bak U ve iki çizgiden dolayı şey yaptık. A burada bu çizgiler yan yana olmaması lazım arkadaşlar. Cevap C han oldu. Kaçıncı soruda? Dördüncü soruda. Geldik beşinci soruya. Beşinci soruda da ne verilmiş? Dik koordinat düzleminde bu eşitlikle verilen bölge. Hmm. Mutlak değer x. Arkadaşlar çizelim. Analitik düzlemi çiziyoruz. x eşittir 3 doğrusu değil mi arkadaşlar bu? Evet x eşittir 3 doğrusunu çizelim. x eşittir 3 doğrusu bu ama bir de ne var? x eşittir eksi 3 doğrusu. Mutlak değer diyor ya. Evet. 3 ve eksi 3. X eşittir 3 ve x eşittir eksi 3 doğrusunu çizdik. Ve bu arasında kalan bölge. X 3'ten küçük. Bu ne demek? X küçük eşit 3. Küçük eşit eksi 3 değil mi? Eksi 3 ile 3 arasındaki bölge. Yani burası yapmadı mı? Evet. Son öbürünü diyor. Y. Y 5 ile kaç arasında? Eksi 5 arasında olacak. O zaman Y 5'i şöyle belirleyelim. Eksi 5'i de şöyle belirleyelim arkadaşlar. Evet. Eksi 5 ve 5 arasında kalan bölge. E, bu ikisini sağlayan bölge ne yaptı arkadaşım? İşte tam olarak şurası yaptı. Bakalım ne diyor sonrasında soru. Haydi bakalım. Orjin etrafında saat yönünde 90 derece döndürülüp sarıya boyanıyor. Evet bu şekil orjin etrafında 90 derece döndürülecek. Döndürelim. Orijin etrafı şurası. Zaten burası da dikdörtgen şeklinde oldu. Dikdörtgenin tam kesim noktası burası oldu. Orjin etrafında 90 derece döndürünce ne olacak arkadaşlar? Şöyle bir dikdörtgen mi olacak? Evet. Şurası kaç birim? Şurası 5 birim dikeyde. Yatayda kaç birim? 3 birim, 3 birim. Şöyle döndürdüğümüz zaman hocam burası 3 birim, 3 birim olacak. Burası da 5 birim, 5 birim olacak mı? Olacak. Sarıya boyanıyor. Evet ben bunu sarıya boyadım şöyle döndürüp. Orijine göre yansıması alınıp maviye boyunu. Hmm. Bunun orijine göre yansıması alındığı zaman. Orijine göre yansıması aldığın zaman ne oluyor? Mesela şunun orijine göre yansıması burası. E bunun orijine göre yansıması burası. E şu, şu kenarın orjine göre yansıması burası. Yani kendisi yapmıyor mu orjine göre yansıması? Evet. Bu da maviye boyanıyormuş. Tamam. Bunu da maviye boyalım. <laughs> Şöyle mavi rengi seçeyim ben. Hatta turkuazı çok seviyorum. Benim kitabımın rengi de zaten turkuaz olduğunu biliyorsunuz. Şöyle onu da maviye boyadım. Tamam. Yani öncelikle ilk şeklimiz buydu ama Orjine göre şey ne diyor? Orijine göre yansımasından bahsediyor. Buna göre Sarı ve mavi ile boyanan bu bölgelerin çakışan kısımları yeşil görünüyor. Tamam o zaman arkadaşım ben şurada bu şekli çizeyim. Şimdi şu şekli döndürdüğün zaman bu şekil oluştu ya. Yani şöyle bir şekil oluştu değil mi arkadaşım? Evet burası 3 birim 3 birim burası da 5 birim. E, şuraya bakacak olursanız burası 3 3 6. Hocam burası da 3 3 6 değil mi? Evet keseceğim bölüm ne oluyormuş arkadaşlar? Yeşil rengi alıyormuş bak. Şurası yeşil renk oldu. Çünkü sarıyla mavi. Ben bunu sarıya boyamıştım şöyle. O sarıya da boyu Sarıya da mavi de yeşil renge dönüştürüyordu. E yeşil renge dönüşen kısım ne oldu? Şu aradaki kısım oldu. 6'ya altılık ne yaptı? Bir kare mi yaptı? Evet. 6 çarpı 6'dan o bölgenin alanı isteniyor bizden. Cevapta ne çıktı o zaman? 36 çıktı. Kaçıncı soru bu? 5. soru. Ve geldik 6. soruya. Dik koordinat düzleminde bir A virgül B noktasının orijin etrafında saat yönünün tersine alfa açısı kadar döndürülmesiyle oluşan görüntü bu şekilde oluyormuş. 2x artı 4 y artı k eşit 0 doğrusu orijin etrafında saat yönünde 60 derece döndürüldüğünde dikkat orijin etrafında saat yönünde 60 derece döndürüldüğünde diyor saat yönünde 60 derece döndürmek demek saat yönünün tersinde kaç derece döndürmek demek 300 derece döndürmek demektir değil mi 360 eksi 60'dan 300 derece döndürüldüğünde oluşan y ekseninin ordinatı e, oluşan doğru y eksenini bak y eksenini ordinatı burada kesiyor yani y ekseninde burada kesmesi ne demek Apsisi ne olacak? Y eksenini kestiği yerin apsisi sıfırdır. Sıfıra 24 artı 12 de kesiyor anlamında. Şimdi sen A virgül B gibi bir sayıya bir dönüşüm uyguladın. 300 derecelik bir döndürme dönüşümü uyguladın. 300 derece döndürdüğünde bu noktayı elde ettin. Bu noktayı elde ettiysen o zaman burada dönüşümü uygulat. Bu noktaya eşitle. Ondan sonra sen buradaki A virgül B'yi bul. Zaten bu dönüşümü uğrayan doğru bu. A virgül B noktası bu doğrunun üstünde değil mi? Evet bu doğrunun üstünde A virgül B noktası var. Sen eğer A virgül B'yi bulup noktayı doğru da yerine yazarsan denklem çıkar mı? Kesinlikle ama kesinlikle çıkar. O zaman işlemimizi yapalım. Ama kaç derece döndüreceğiz? 300 derece döndüreceğiz. Şu bana kosinüs 300 ve sinüs 300 lazım. E, kosinüs 300 ve sinüs 300'ü bulalım bakalım. Şimdi kosinüs 300 dediğimiz nedir arkadaşlar? Bu kosinüs 360 eksi 60 dereceye eşittir. Böyle 180 ve 360 ekleyip çıkarttığımızda fonksiyon isim değiştirmiyordu. Bu kosinüs 60 eşit olacak. Yalnız bölgesine dikkat edelim. 300 derece kaçıncı bölgede? Bu bölgede. Bu bölgede kosinüs bu ya işaretine artı. Kosinüsün işareti artı olduğu için artı olacak burası. Kosinüs 60 nedir? Hemen kosinüs 60'a bakalım. Şu kosinüs 60 derece 30-60-90 üçgeninde 1-2 burası da kök 3. Kosinus 60 dediğimizde 1 bölü 2 eşittir. Evet kosinüs 300 1 bölü 2 eşit oldu. Şimdi sinüs 300'e bakalım. Sinüs 300'de sinüs 360 eksi 60 olduğundan 360 silersek bu sinüs 60 e eşit olacak. Yalnız dikkat bu bölgede işareti nedir sinüsün işareti? Şöyle geldiğin zaman eksidir. O zaman burası eksi sinüs 60 e eşit olacaktır. Yani sinüs 60'a e da bakacak olursan kök 3 bölü 2'dir ama eksi kök 3 bölü 2'ye eşit olur arkadaşım burası. Hadi gel şimdi yerine koy bakalım. A çarpı kosinüs 300 yazıyorum. A çarpı kosinüs 300 yani 1 bölü 2. O da ne yapıyor? A bölü 2 mi yapıyor? Evet. Eksi B çarpı sinüs 300. B çarpı eksi kök 3 bölü 2. Eksi kök 3 B bölü 2 yaptı ama bir de önünde artı var. Artı kök 3 B bölü 2 mi yaptı arkadaşım burası? Evet. Virgül. Sonrası a çarpı sinüs 300 yani a kök 3 bölü 2 yaptı ama önünde eksi var. Eksiyi de koyacağım şurada. Eksi kök 3 bölü 2 koyacağım sinüs 300 yerine. bu e sonra kosinüs 300'e bakacağız. Kosinüs 300 de zaten 1 bölü 2 idi. O da b, b bölü 2 mi yaptı? Evet artı b bölü 2 eşit oldu. İşte bu nokta neye eşit? 0'a bu ordinatı 24 artı 2 kök konuştu. 24 artı 12 kök 3'tü pardon. E şimdi o zaman bu ne olacak arkadaşım? Şuradaki ifade şuna eşit olacak. Yani a bölü 2 artı kök 3 b bölü 2. Yani bu a artı kök 3 b bölü 2 eşittir sıfırsa a artı kök 3 b neye eşit oldu arkadaşım? 0'a eşit oldu. Hatta a buradan neye eşit olacak? Eksi kök 3 b'ye eşit olacak. Sonra ikincisi şu şuna eşit olacak. Yani eksi a kök 3 artı b bölü 2 eşittir 24 artı 12 kök eşitse. Buradan eksi a kök 3 artı b eşittir 48 artı 24 köküce eşit olur. E burada A dediğimiz B eksi B köküçtü. A yerine eksi B köküç yazarsam eğer. Bak A yerine eksi B köküç yazarsam eğer. Burası artı 3B yapıyor. Bak şuraya eksi köküç B yazarsam. Burası 3B yaptı. Artı B 4B. 4B eşittir 48 artı 24 köküçten 4'e bölersek eğer. 4'e böldüğünde 24 12 mi yapıyor? 4 artı 6 kökü şeklinde mi oldu arkadaşım burası? Evet. Şimdi A virgül B noktasını bulduk mu kardeşim? Bulduk. A virgül B noktası ne yaptı? A'yı ne bulduk? A neresi? A'yı bulduk mu biz? Bulduk galiba ya. Neyse A'yı bulmadık. Buluruz. A eksi kökü B eşittir. O zaman A eşittir. Bunu eksi kökü çarpacağım. Bunu eksi ile çarparsam eksi 12 kökü artı Pardon eksi 18 ile mi eşit olacak? Çünkü eksi kök 3 ile çarpınca. Çünkü a eksi kök 3 b'ye eşitti. b'yi eksi kök 3 ile çarptığım zaman eksi 12 kök 3 eksi 18 şeklinde oldu. a virgül b noktası ne oldu o zaman? Eksi 12 kök 3 eksi 18 virgül. Allah'ım inşallah buradan çıkar cevap. b dediğimi de 12 artı 6 kök 3 oldu. İşte bu nokta bu doğrunun üstünde denklemi sağlamak zorunda. Gel o zaman x yerine bunu yaz. Yani 2 çarpı eksi 12 kök 3 eksi 18. Sonra artı 4 çarpı y. Y dediğimizde bu 12 artı 6 kök 3. Sonra artı k eşit 0. Buraya baktığınız zaman eksi 24 kök 3. Eksi 36. Buradan çıkacak mı sizce? Artı 48. Artı 24 kök 3. Artı k eşit 0 oldu. Evet 24 kök gitti. Çok güzel. Buradan ne geldi? Eksi 36 artı 48. Artı 12. Artı 12'yi de öbür tarafa atınca. Cevap ne yaptı o zaman? Eksi 12 yapmış oldu arkadaşlar. Evet işlem kalabalığıyla bulduk mu bulduk. Arkadaşlar çıkar. Valla AYT'de de özellikle bak, bu formülde verip şey yapabilirler. Normalde döndürme dönüşümünde bu formülde bazen veriliyor ama biz vermiyoruz. Şekil çizip kendimiz yaptırıyoruz böyle. Özel durumlar çıkabiliyor genelde. A burada formülü vermiş. E, burada özel bir durum. Kendimizde kendimiz de şekli çizip oluşturabilir miydik? Aslında bu formülü verdi diye şey yaptık. A, 60 derece döndürdüğü için aslında ben bunu Formülsüz de yapabilirdim arkadaşlar. Bir formülsüz olanın şeklini siz dener misiniz? Bir deneyin. E, siz de büyük ihtimalle bulursunuz arkadaşlar. Ben burada fazla oyalanmayayım ama. Çünkü böyle özel açı döndürmelerinde güzel bir şekilde sonuca ulaşabiliyoruz aslında. Evet 6. soruyu böylelikle Akçay bulduk. Geldik 7. soruya. Aşağıdaki dik koordinat düzlemin 3. bölgesindeki turuncu yamuğa ve 4. bölgesindeki mavi dikdörtgene ayrı ayrı dönüşüm hareketleri uygulanarak birinci bölgedeki görüntü elde edilecektir. Şimdi arkadaşlar bir kere bu dikdörtgen böyle yan hale gelmiş. Yani ben bunu döndürmeliyim. Nasıl döndürmeliyim ona bakacağız. Şimdi bakalım ilk önce şeye bakalım. Turuncu yamuk. Turuncu yamuk orijine göre yansıtılıp bir birim sola ötelenirse demiş. Bakalım. Orijine göre yansıma salınca 1, 2, 3, 1, 2, 3. Evet. Orjine göre yansıtıp bir sola alınca buradaki noktayı elde ediyorum. Bak dikkat. Aynı şekilde şuna da bak. Orjine göre yansıttığın zaman. Hocam şöyle geldik. Bu bak dikkat et. 2'ye 1, 2'ye 1 şeklinde gidiyor. 2'ye 1, 2'ye 1, 2'ye 1, 2'ye 1, 1. Buraya geldi. Birbirini de yansıttığın zaman buraya gelecek. Evet gerçekten de arkadaşlar orijine göre yansıması olmuş oldu. Bir kere orjine göre yansıtılıp birbirini sola öteleme işlemi var. Kesinlikle turuncu yamukta. Ee, sonra başka şeyler de olabilir gerçi. Birincisi tuttu. A şıkkı tuttu. Mavi dikdörtgene bakalım. Orijine göre yansıtılıp orijine göre yansıttığın zaman bak şunun orijine göre yansıması neresi oluyor? Şöyle hocam iki birim iki birim gittik şuraya geldik. Burada hop şöyle gideceksin böyle gideceksin. Yani şuradan iki birim şeye gideceksin o zaman. Şöyle şöyle üç birimlik ve şöyle şöyle. Evet orijine göre yansıtılıp 5 birim sağa öteleyince. Yok. Hayır. Dikey lazım değil. Orijine göre yansıtırsam dikey olacak. Bunu ben yatay konuma getirmem lazım. O yüzden bu sağlanmadı arkadaşım. B şıkkına bakalım. Y eksenine göre yansıtılıp orijine etrafında 90 derece döndürme. Arkadaşım şuraya bakıyoruz şimdi. Ya da ilk önce dikdörtgene bakalım bence. X eksenine göre yansıtılıp X'e göre yansıtılıp Bence şuna bakalım. Çünkü en canlıcı nokta burası x'i x göre yansıtılıp orijin etrafında 90 derece döndürme. x'e göre yansıtırsam ne oluyor arkadaşım? Dikdörtgenin bu şekilde oluyor. Bak dikkat et. Orijine göre de kaç derece döndüreceğiz? Orijin etrafında 90 derece döndürme. Orijin etrafında 90 derece döndürünce senin bu şeklin bu tarafa gelmeyecek mi? Evet bu tarafa gelecek. Yan dönmesine rağmen bu tarafa gelecek. O yüzden bu olmadı. C şıkkına bakalım. Y eksenine göre yansıtılıp orijin etrafında 180 derece döndürme. Y'ye göre yansıttığın zaman bak Y'ye göre yansıttığın zaman dikdörtgenin bu şekilde olacak. Sonra ne yapacakmışız burada? E, orijin etrafında 180 derece döndürme. 180 derece döndürme orijine göre simetriğini almak demektir. Orijine göre simetriğini aldığında da dikdörtgenin böyle dikey olacak zaten. Bu dikdörtgeni elde edemezsin. Bu da olmadı. D şıkkına bakalım. Orijin etrafında 90 derece döndürülüp birbiri başa öteleme. Hmm. Şimdi bunu 90 derece döndürmek demek arkadaşım. Şu bak şuradaki noktayı 90 derece döndürürken hop 90 derece döndürme. Şuraya mı gelecek? Sonra bir birim aşağıya. Hocam şunu da 90 derece döndürmek demek. Hop. Aslında şurası gelir. Sonra bir birim aşağı. Şurası yapacak. Evet. Noktalardan gidebilirsiniz aslında. Şöyle yapabilirsiniz arkadaşım. Bak şimdi. biz Ben de normalde böyle yapıyorum. Buradaki nokta ne? Bak şuradaki noktayı belirle. Hocam bu nokta 2 eksi 2. Sen 2 eksi 2'ye 90 derece döndürürsen ne yapar? Hop şu şekilde noktalar yer değiştiriyor 2'ye 2. Hangi bölgeye düştü son işaretini koyuyorduk. Hocam artı 2 artı 2 birinci bölgeye düştü. 90 derece döndürülmüş hali bu yapar. Sonra bunu ne yapacakmışız? 2'ye 2 yaptı ya bak bu nokta buraya geldi. Bir birim aşağıya. Burası yapıyor mu? Yapıyor. Sıkıntı yok. Şuna bakalım mesela 4'e eksi 2. 4'e eksi 2. Sen bunu 90 derece döndürürsen noktalar yer değiştiriyor. 2'ye 4 hangi bölgeye düşüyor? Birinci bölgeye o zaman işaretleri artı artı olacak. 2'ye 4. Döndürdüğün zaman 2'ye 4 olacak. 2'ye 4 şurası oluyor. Bir bir maşa buraya mı geliyor? Evet. Genç bunu döndürdüğümde burası. Hadi bunu da döndürelim. İşi garantiye alalım. Bunu döndürdüğümüz zaman da 2'ye e, 1, 2, 3, 4, 5. 2'ye eksi 5. Bunu döndürdüğün zaman 5'e 2 olacak. 90 derece döndürdüğünde birinci bölgeye düşüyor. Sıkıntı yok. Evet 5'e 2. 5'e 2'yi bulalım. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. 5'e 2 buraya denk geldi arkadaşım. Bunu da ne diyor? Bir birim aşağı indirecektik değil mi? Evet 90 derece şey yapıp bir birim aşağı. Bunu da bir birim aşağı getirince buraya geldi. Evet bunu da aynı işlemi yapacak olursak bu da buraya denk gelecek arkadaşlar. Bu kesinlikle doğru. Evet orijin etrafında 90 derece döndüm. Bir birim aşağı ötelediğimde bunu elde ederim. D şıkkına bak D şıkkında şuna bakalım. X eksenine göre yansıtıp X'e X, e, X e göre yansıttığın zaman sen bunu X'e göre yansıttığın zaman 1, 2, 3 birim burada. 1, 2, 3 birim burada. X'e göre yansıtılmış hali şu şekil mi yapıyor? Evet x'e göre yansımış hali bu bunu da diyor 1 2 3 3 4 5 6 7 8 birim sağa ötelediğinde de şurası geliyor mu geliyor O zaman cevap arkadaşlar bu da sağlandığı için denizli yapmış oldu güzel bir soru arkadaşlar ya, bu kadar detaylı sorulur mu sorulabilir belli olmaz aYT kısmında karşımıza gelebilir ee, e şıkkında olmadığını göstereyim x'e göre yansıtıp Bak x'e göre yansıttığın zaman dikey dikdörtgen oluyor. Döndürülmüş dikdörtgen olması lazım. O yüzden şu da olmaz. Cevap kesinlikle ama kesinlikle denizli yapmış oldu. Gerçekten hoş bir soru. Sevdiğim tarzda bir sorulardan biri gerçekten. Ee, buna da dikkat edin. Her detayını da en ince ayrıntısına kadar burada size gösterdik zaten. Evet gençler böylelikle bu test 14'ü bitirdik. O zaman diyoruz? Bir sonraki videoda 15. testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.